Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, el fenerinden farklı bir şey tanıtacağız. Bazı arkadaşlarımız e, pilleri şarj edebileceğimiz şarj aletlerini ve piller hakkında da bazı bilgiler istedi. Şimdi şarj aletlerimizden arkadaş benim elimde bulunanlar eee Astrolux SC01 arkadaşlar. Şimdi bu Astrolux SC01 tek boy yani tek pili şarj eden bir şarj cihazı. Elimde bir tane daha var Nitecore'un dört tane pili aynı anda şarj edebilen. Önce Astrolux'la başlamak istedim. Astrolux'un çünkü güzel özellikleri var. Hani şu an tekli şarj ediyor ama ne gibi özellikleri olduğunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Güncel de bir ürün. Gördüğünüz gibi Aras Kargo ile gelmiş şeyler hala üstünde. Türkiye'mizde de ülkemizde de bulunabilen bir ürün arkadaşlar. Öncelikle bakın 3.6 volt ve 3.7 voltluk. Lyon, IMR, INR ve IRCR tip pilleri her türlü şarj edebileceğini söylüyor. 18650, 18700, 2700, 21700, 22650, 25 500, 26 650 ve 32 650 pilleri de şarj ediyor arkadaşlar. 18 500 vesaire taktım. Onları da şarj etti. Şimdi çok fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Astrolux biliyorsunuz kaliteli bir fener markasıdır. Bu tarzda güzel ürünleri de bulunmakta. Ben bunu ülkemizden aldım arkadaşlar. E kullanıcı kılavuzu var. Kullanıcı kılavuzu çok e, anlatma, anlatılacak pek bir şey yok arkadaşlar. 5 volt 2 amperlik bir çıkışa sahip cihaz. Burada arkadaşlar cihazı görüyorsunuz zaten burada da bazı boyutlardan bahsediyor. Pil boyutlarından 2A yani 2 amper USB Type-C şarjı. Bakın çok güzel tarafı bu. Buradan Type-C giriş yani Type-C şarj aletlerinizde de bakın buradan içinden çıkan zaten kablomuzda Type-C şarj aletlerinizle de standart olarak şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir özellik. Neden diye sorarsanız eğer şimdi ondan da ufaktan bahsedeceğim. Arka tarafına da bakarsanız arkadaşlar zaten ürünün şarj ettiği pilleri de bu şekilde göstermekte arkadaşlar. Input giriş arkadaşlar 5 volt 2 az. Çıkışta arkadaşlar 2.4 volt ve volt ve yine 2 amper. Şimdi arkadaşlar bakın bunu bu şekilde kurduk. Güzel bir şekilde. Şimdi yerimize koyduktan sonra ne yapalım? Ee, kablomuzu açalım. Şöyle bir düzeltelim ekranımızı da. Şöyle Tamam. E, kablomuzu açalım arkadaşlar. Kablomuzu yerine güzelce yerleştirdik. Type-C'mizi. Type-C'mizi yerleştirdikten sonra arkadaşlar bakın 21700 LED Lancer'ın harika pili. Bu hem de kafalı olan pil arkadaşlar. Kafalı olan pil olmasına rağmen çok güzel bir şekilde oturuyor. Yani 21700'lerin kafalı olanlarını dahi çok rahat bir şekilde arkadaşlar e, Astrolux e, şarj edebiliyor. Boyut olarak oraya da yeterli. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok güzel bir power powerbank'imiz var power arkadaşlar bağlıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ne yapıyor? Pilimi power bankle bile şarj edebiliyorum bu aletle. Bendeki Nitecore arkadaşlar standart böyle çiftli girişli işte USB falan tarzı değil. Normal arkadaşlar fiş prize takıyorsunuz. Bu şekilde şarj etmeye devam ediyorsunuz. Ama burada arkadaşlar çok güzel bir özellik sunmuş bize. Burada kampta vesairede pil şarj etmek isteyen arkadaşlar için arkadaşlar. Bu nedir? Ee, Astrolux SC01. Tavsiye eder miyim? Ederim arkadaşlar. Problem yok. Bir tık ağır şarj ediyor. Diğerse Nightcore'a göre. Yani Nightcore biraz daha hızlı şarj ediyor gibi gördüm ben. Öyle hissettim açıkçası. Çok bir deneme yapmadım ama hissiyatlarım öyle. Fakat arkadaşlar ee, şunu söyleyebilirim her yerde şarj etme imkanı verdiği için bu üründen bir tane edinmeniz gerekir diye düşünüyorum. Arkadaşlar soruyorlardı nelerden alalım. Arkadaşlar öncelikle bir tane bundan alın. Evinizde Nitecore'un 4DS'i de yanlış hatırlamıyorsam D4i'ydi herhalde bendeki. D4i'den bir tane olabilir. Onda bir problem yok. Ama yanınıza almanız gereken şarj aletlerinden biri de bu diyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum.